Selam arkadaşlar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte tekrardan yufka ekmek yapıyoruz. Böyle bir video daha önce de paylaşmıştım. Üstünden 6 ay geçmiş. Normalde biz yufka ekmeği hazır alıyoruz. Hazır yapılmış bir şekilde sipariş veriyoruz. Ama şimdi siparişimiz gelene kadar ekmeğimiz bitti. Biz de mecburen bu şekilde ekmek yaptık. Hamurunu çekemedim. Zaten sadece un, su ve tuz arkadaşlar. Bu kadar. Başka bir şey koymadık. Bezeler haline getirdik ve gördüğünüz gibi çarşaf gibi açıyoruz. Daha sonra da tandırda pişiriyoruz. Yanına gözleme de yaptık arkadaşlar. Gözlemelerin içlerini hazırlarken de çekmedim. Oraya gelince içlerine ne koyduğumu, yani nasıl hazırladığımı size burada söyleyeceğim. O zaman iyi seyirler. Evet arkadaşlar, gözlemelerimizi yapmaya başladık. Burada da katmer yapmak için ayırdığımız
Hamur var. Onları güzelce yağladık. Onlar bekliyorlar. En sonu onları pişireceğiz. Gözleme için yuvarlak bir şekilde açtığımız hamuru bu şekilde katlıyoruz arkadaşlar. Yani tam kare olabilmesi için iki köşesini yani birleştiriyoruz. Şimdi patlıcanlı iç koyuyoruz. Patlıcanlı iç nasıl hazırladım onu size anlatayım. Çok basit. Soğanı, biberi güzelce kavuruyoruz arkadaşlar. Ben kavururken sıvı yağ kullandım. Siz istediğiniz herhangi bir yağ kullanabilirsiniz. Daha sonra salça ilave ediyorum. Domates salçası ve üzerine küp küp doğradığım patlıcanları ilave ediyorum. Onlar güzelce kavuruyorum hiç su eklemeden. Daha sonra da baharat ilave ediyorum arkadaşlar. Ben bunu acılı yaptım. Bunu sadece annem, babaannem ve ben yiyeceğimiz için bu şekilde hazırladım. Biz gözleme içlerini kim nasıl seviyorsa o şekilde hazırlıyoruz arkadaşlar. Yani tuzu az, tuzu fazla, baharatlı, salçalı, salçasız. Yani kim nasıl isterse o şekilde yapıyoruz. Tandır da bu şekilde sadece da arkadaşlar arkalı önlü içlerine yağ koyduk ama dışlarını da yağlayarak güzelce kızartıyoruz, pişiriyoruz. Çok lezzetli oluyor. Biz patlıcanlı, patatesli ve cacıklı yaptık. Cacıklı dediğim arkadaşlar bizim burada cacık deniyor ama madımak yemeği. Madımak yemeğinin yapılışını da daha önce videosunu kanalıma koymuştum birkaç kez. Oradan da izleyebilirsiniz. Ot yemeği de deniyor arkadaşlar. Bundan biraz ayırıyoruz. İçerisine isteğe bağlı biber, işte diğer baharatlardan ilave edebilirsiniz. Biz acı olması için pul biber ilave ettik. Bu pişmiş. İçerisine koyuyoruz ve bunu da arkalı önlü güzelce pişiriyoruz. Çok lezzetli oluyor arkadaşlar. Yani bunu zaten yufkayla hazır yemeğini yufkayla yediğimiz zaman da çok lezzetli oluyordu. Böyle gözlemenin içerisine koyunca da çok lezzetli oldu. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi nar gibi kızardılar. Bu ikisi patlıcanlı, bu dediğim gibi cacıklı yani madımaklı. Diğer ikisi de patatesli arkadaşlar. İki tane de patatesli yaptık.
Gözlemeden sonra da arkadaşlar katmerleri pişirdik. Katmerlerin hamuru da aynı. Su, un ve tuz sadece. Tekrardan katı yağla yağlayıp iki tane üst üste onu açıyoruz ve yuvarlak bir şekilde pişiriyoruz sacıda. Bir taraftan da arkadaşlar orada yemek yediğimiz için çayı oraya getirmiştim. Sacıda onu tekrardan ısıtıyoruz. Biraz soğumuştu. Bu masada da yemeğimizi yiyoruz. Benim videom bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. O zaman beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma destek olmak için abone olursanız çok mutlu olurum. Abone olmak ve beğenmek, yorum yapmak bunlar tamamen ücretsizdir. Bilmeyenler için tekrardan hatırlatmak istedim. O zaman dediğim gibi bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.